Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed şöyle buyurmuşlardı: İstanbul elbette Müslümanlar tarafından fethedilecektir. Ne mutlu o kumandana ki Konstantin'in şehrini fethedecektir ve ne mutlu onun erlerine. Hadis-i Fetih'ten tam 800 sene sonra kahraman Türk orduları Bizans topraklarına dayanmışlardı. Genç hükümdar Osmanlı Kartalı Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul üzerine yürüyordu. Resulullah'ın kehaneti çıkmış, eşsiz bir zafer kazanılmıştı. Allah'ın inayeti ve Hazreti Peygamber'in yardımlarıyla İstanbul fethedilmiş, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti ve Türk milletinin kalbi olmuştu. Bu mübarek kalp hiçbir zaman durmayacak, ebediyete kadar kutsal bir heyecanla çarpacaktır. 1000 yıllık köhne Bizans İmparatorluğu yıkılmış, Orta Çağ kapanmış, Osmanlı İmparatorluğu yeni çağın başında bir güneş gibi ihtişamla parlamaya başlamıştı. Rüzgara zincir vurulmaz. Fatih Sultan Mehmet Han bir fırtına, bir bora, bir kasırgaydı. Ufuklardan ufuklara esiyor, zaferlerden zaferlere koşuyordu. Yüce Başbu Türk ordularının başında yürürken sular ona yol veriyor, ovalar önünde siliniyor, dağlar eğilip atının nallarını öpüyordu. Bu muhteşem akış karşısında hiçbir düşman ordusu dayanamıyor, krallıklar yıkılarak tahtlar devriliyordu. Fatih'in kudreti karşısında devletler çöküyor, imparatorluklar dağılıp parçalanıyordu. Bütün dünya Türk kılıcına boyun eğiyordu. Türkler Avrupa haritasını alt üst ederek tarihi yeniden altın harflerle yazıyorlardı. Bizans İmparatorluğundan sonra Henez Ceneviz Dükalığı, Sırbistan Krallığı, Atina, İtalyan Dükalığı, Mora Despotluğu, Trabzon Rum İmparatorluğu, Çandaroğulları Beyliği, Midilli Ceneviz Dükalığı, Bosna Krallığı, Karaman Beyliği, Alaiye Beyliği, Kuzey Karadeniz Ceneviz Dükalığı, Kırım Hanlığı, Tuğrul Beyliği, Ayamari Kefalonya Zanta Dükalığı, Hersek Dükalığı ve Eflak Prensliği'nin egemenliklerine son verilerek hepsi Osmanlı İmparatorluğu'na bağlanmışlardı. Eflak tahtında vahşet ve gaddarlığıyla bütün Avrupa'ya dehşet salmış Türk düşmanı vicdansız bir hükümdar oturuyordu. Kazıklı Voyvoda Vlad. Suçları nedir? Türk ve Müslüman olmak. Cezanız ölümdür. Eğer dininizi, milliyetinizi değiştirir, putu öperseniz hayatınızı bağışlarım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne anneciğim, anne! Eşheden la ilahe illallah
Nikol! Adamı kazağa oturtun. Kadının da göğsünü yarıp kalbini çıkartın. Anne! Anne! Baba! Babacığım, baba! Baba! Babacığım! Anne! 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 Anneciğim! Osmanlı Devleti'ne taahhüt ettiği vergiyi iki yıldır ödemeyen kazıklı voyvodanın bu yetmiyormuş gibi bir de Türklere zulmetmesi Fatih'i çileden çıkartmıştı. Ona haddini bildirmek ve geciken vergiyi tahsil için Çakırcı Hamza Paşa'yı görevlendirmişti. Fatih, kazıklı voyvodaya yazdığı mektupta şöyle diyordu: "Kişi devletine mağrur olup haddini tecavüz eder, insafsızca harekete girişirse memleketini ve devletini kaybeder. Dimağına giren bazı şeytani vesveseleri terk etmez. Memleketine kast edersen adayı şeriattan olursun. Edep ve harekatına dikkat etmezsen Şebbel ayında gelip senin zulmünü mazlumlar üzerinden raf edeceğim. Nam-ı nişanını nabedit kılacağım." Sözü fazla uzatmayayım ve selam. Öp beni sevgilim, öp! Bıktım, usandım bu Türklerden! Başımıza bela oldular! Her yıl vergiyi artırıyorlar! Bu gidişle kanımızı, iyiliğimizi kurutacaklar bizim! Haklısınız Majeste! Buna bir çare bulmalıyız! Ne yapabiliriz ki? Karşı çıkalım! Türklere öyle bir ders verelim ki korkmadığımızı anlasınlar! O zaman bizi rahat bırakırlar belki! Doğru söylüyor! Ama nasıl yapacağız bu işi? Hamza Paşa ile akıncılarını tuzağa düşürerek! Hepsini kılıçtan geçirip Hamza Paşa'yı sizin ayaklarınıza kapandıracağım! Çok güzel bir fikir bu! Biraz sonra hareket edebiliriz Paşa Paşam, Hazretleri! Paşam, birini yakaladık! Ağaca çıkmış, bizi gözetlerken yakaladık! Kimsin sen, adın nedir? Kara Murat! Ne ararsın burada? Akıncılığa hevesim vardır! Ben de sizin gibi akıncı olmak isterim! Bu maksatla İstanbul'dan beri peşinizdeyim! Paşa Hazretleri, bu benim kardeşimdir! İzin verirseniz cezasını kendi elimle vereyim! Madem ki bu kadar heveslidir, bırak aramızda kalıp yetişsin! Emredersiniz Paşa Hazretleri! Asmak değil, boynunu kopartmak lazım senin! İşte bana karşı gelmenin cezasını böyle pahalı ödersiniz, köpekler! Puh! Kulağınıza küpe olsun! Daha beter yapacağım sizi! Bunu herkese anlatın! Vicdansız, alçak, rezil köpekler! Puh! Sıra size geldi Paşa Hazretleri! Zat halinize karşı büyük saygım vardır. Bu yüzden rütbenize ve şanınıza layık büyük bir kazık hazırladım size. Bre namert voyvoda! Türkler bu yaptığını senin yanına koymazlar. Kazıklayın bunu! Ah beler! Şimdi sıra sana da gelecek. Ah! 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 Ah!
köpekler! Kütüğe götürün! Dur! Sen bunun kardeşi misin? Evet, ağam o benim. Öyleyse ağanın kolunu bacağını sen keseceksin. Yapamam bunu. Eğer ağanın kolunu bacağını kesersen hayatını bağışlar, seni burada gördüklerini anlatman için Fatih Mehmet'e gönderirim. Eğer emrime itaat etmezsen seni keserim. Ne istersen yap, korkmuyorum senden. Yapacaksın, yürü! Dediklerini yap Murat. İçimizden birinin yaşaması lazım. Yapamam ağam, nasıl kıyarım sana? İkimiz birden ölürsek öcümüzü kim alacak? Hayır ağam, ölürüm de yapamam. Yapacaksın. Hadi durma, vur satırı. Yoksa hakkımı helal etmem sana. Hadi vur satırı! Hadi Murat, hadi yavrum. Vur, senin yaşaman lazım. Hadi. Affet beni Allah'ım! Şimdi de bacağını kes! Öcümü unutma Murat! Hadi durma vur! Unutmayacağım ağam, unutmayacağım! Kellesini vurun! Ağam! Canım ağam benim, ağam! Nerede kaldın be, acımdan öldüm! Aşağıda sıra bekledim. Ne duruyorsun, su doldursana! Vermem ben. Kurt yavrusu bu. Kurt olunca bize saldıracak. Gebertmeli bunları. Bir daha üzerine vazife olmayan işe karışırsan gözlerini oyarım. Defol! Zarar gelmesini istemem. Sana yardım etmek istiyorum. Neden? Söyler misin? Çünkü ben de bir Türk kızıyım. Adım Zeynep. Benimki de Murat. Benim de anamı babamı zalim Voyvoda öldürttü. Şimdi burada esirim, hizmetkarım. Beni de sabah serbest bırakacaklar. Keşke ben de seninle beraber gelebilsem. Bir gün tekrar döneceğim. O zaman ağamın öcünü alıp seni buradan kurtarıp yurda götüreceğim. Sahi mi? Gerçekten gelip kurtaracak mısın beni? Söz veriyorum. Rahmetli anamın yüzüğü. Al, sende kalsın. Bu da benim sana yadigârım olsun. Bunu hep boynumda taşıyacak, seni hiç unutmayacağım. Ben de seni Murat, ömrümün sonuna kadar bekleyeceğim. Ben de ölmek, şehitlik mertebesine ulaşmak isterdim. Voyvoda gördüklerimi siz hünkârıma anlatmak için beni sağ bıraktı. Söyle hükümdarına, benden korksun.
bir daha vergi istemesin dedi. Demek öyle dedi ha? Evet sultanım, aynen böyle dedi. Duydunuz mu? Voyvoda keferesi bize meydan okur. Köpekler aslan olmaya kalkışmışlar. Söyleyin vezirlerim, tedbir nedir? Emri ferman şefketli efendimiz hükümdarımızındır. Yüreğin rahat olsun evlat. Hain voyvodanın kahpeliği yanına kalmayacak. Ağanın intikamı alınacaktır. Sağ olun sultanım. Bizden bir dileğin var mı yiğidim? Sana biraz akça verilsin. Parayla pulla ilgim yok sultanım. Ben yalnız Akıncı olmak, Türk bayrağı altında sizinle beraber savaşmak isterim. Bu yiğit delikanlıyı Yeniçeri Ocağı'na verin. Orada yetiştirilsin. Baş üstüne sultanım. Sağ olun sultanım. Beni çok sevindirdiniz. Yolunuza canım feda. Tez zamanda ordu ve donanma sefere hazırlansın. Eflakı yerle yeksan edecek, taş üstüne taş koymayacağım. Eflak seferi zaferle sonuçlanmış, Bükreş düşmüştü. Hain Voyvoda Macaristan'a kaçmış, kardeşi Radol tahta geçirilmişti. Yeni Eflak Voyvodası, Fatih Sultan Mehmet Han'a bağlılığını bildirerek her yıl ağır bir vergi ödemeyi kabul ve taahhüt etmişti. Ne yazık ki Murad'ın intikamı alınmamıştı. Çünkü hain voyvoda yaşıyordu. İntikam ateşi Murad'ın bağrını yakıyor, bu hırsla usta bir silahşor olmak için bütün gayretiyle çalışıyordu. Seneler geçmiş, Murad büyümüş, Osmanlıların kahraman bir akıncısı ve Fatih'in de fedaisi olmuştur. Bu sırada Eflak Voyvodası Radol ölmüş, bunu fırsat bilen Kazıklı Voyvoda memleketine dönerek tekrar tahta çıkmıştı. Türk elçileri geldiler Majeste. Gelsinler. Buyurun. Söyleyin, ne istiyorsunuz? Kardeşiniz öldüğüne göre, onun taahhüt ettiği vergiyi şimdi siz mi ödeyeceksiniz? Ben kimseye vergi vermem! Hiddete lüzum yok Voyvoda Hazretleri! Biz Fatih Sultan Han'ın emirlerini size iletmekle mükellefiz! Elçi melçi tanımam! Adamı kazağa oturturum ben! 1462 yılını hatırlayın! Bükreş kapılarına dayandığımız zaman kaçacak delik arıyordunuz! Küstah köpekler! Götürün! Atın bunları zınlara! Hain Voyvoda Vlad tekrar Eflak tahtına oturmuştur. Radol'a gönderdiğimiz elçilerden bir haber çıkmamıştır. Hayatlarından endişe ederim. Söyleyin vezirlerim, bu durumda tedbir ne ola? Eğer münasip buyurursanız bir müddet sabretmekte fayda vardır sultanım. Ordu henüz seferden dönmüş yorgundur. Akkoyunlu Uzun Hasan Osmanlı toprağına göz dikmiş, fırsat kollamaktadır. Eflak ile Macaristan'ın devletimize ve şefketli hükümdarımıza karşı ittifak ettiklerinden şüphe ederim. Voyvoda Vilat bu ittifaka güvenmese Eflak tahtına çıkmak cüretini gösterebilir miydi? Haklısınız vezirlerim. Bunun ne menen bir ittifak olduğunu anlamalıyız. Kara Murat gelsin. Kara Murat, sana Eflak yolu göründü. Sağ olun sultanım. Yıllardan beri ağamın öcünü almak için bugünü beklerim. Önce sana vereceğim önemli görevi başarmalısın. Emriniz başım üstüne sultanım. Oraya varınca kayıp elçilerimizi arayıp bulacak, Macaristan Eflak askeri anlaşmasını ele geçirecek, tez zamanda bana ulaştıracaksın. Bana güvenebilirsiniz sultanım. Al bunu, fermanımdır. Yanında bulunsun. Zorda kalırsan kullanırsın. Yanına istediğin kadar asker alabilirsin. İstemez sultanım. Bir yürek, bir bilek bana yeter. Güle güle yiğidim. Bahtına çık, yolun ışık olsun.
Biraz dinlenmek ister misiniz? Fena olmaz. Askerler, etrafa dağılın. Sen taze bir bahar çiçeği kadar güzelsin Angela. Siz bu iltifatlarınızı lütfen başka kadınlara saklayın. Benim için başka kadın yok. Angela, yalnız sen varsın. Askerleriniz neredeyse görünür. Bir av partisinde olduğunuzu unutmayın. Av partisi bir bahaneydi Angela. Seninle baş başa kalabilmek için... Durun! Durun, ne yapıyorsunuz? Benim olacaksın, hemen şimdi, burada! Yalvarırım, bırakın beni! Bana hiçbir kuvvet mani olamaz Angela. Bırakın! Diyorum. Benim olacaksın. Elimden kurtulamayacaksın artık. Kimsin, ne istiyorsun? Hatırlayamadın mı? 10 sene evvel toprağını, parasını elinden aldığın Mihal'im, nihayet seni kıstırdım. Bilir misin sen? Karım, çocuklarım açlıktan, sefaletten öldüler. Hep senin yüzünden. Öldürüp intikamımı alacağım. Başkalarını da mahvedemeyeceksin. Muhafızlar! Muhafızlar! Sana dua bile ettirmeyeceğim! Şimdi intikam sırası bende. Allah bir gün cezanızı verecek. Bunu geberinceye kadar kumda sürükleyin. Yaptığınız insanlık değil. Sen benim işime karışma. Ne istersiniz bu adamdan? Yakalayın şu küsağı! Günün birinde karşılaşırsak benden korkun. Hey! Beni de yanına alsana! Bekle, geliyorum! Dur! Dur! İsmin ne senin? Mihal! Yiğit birine benziyorsun. Türk müsün yoksa? Fazla uzatma. Bir at yakala da gel benimle. Olur. Ne? Nikolay'la askerler öldürüldü ha? Maalesef Haşmet Mab.
Hepsi öldürüldü. Benim ülkemde benim adamlarımı kim öldürebilir? Adamlarına saldıranlar kaç kişiydiler? Sadece bir kişi. Anlamadım. Beş kişiyi bir kişi mi öldürdü? Evet Asalet Mab. Nikolay'ı da mı? Evet. Olur şey değil. Nikol tek başına üç kişiye bedel yaman bir silah şurdu. Onları öldüren de on kişiye bedeldi. Onu görsen tanır mısın? Elbette tanırım Majeste. Bir yabancıydı o. Yuhan! Emrediniz Majeste. Öyleyse şehirde ne kadar yabancı varsa hepsi toplansın. Buyurun efendim. Bize tavuk ve meyve getir. Emredersiniz. Şarap ister misiniz? Hayır. Sen istediklerimizi getir. Baş üstüne. Demek Türksün. Buraya Voyvoda için geldin öyle mi? Eğer onu gebertirsen bütün Sırbistan sevinir, sana köle olur. Otururken görmesin. Görürse ne olur? Öldürür. Voyvoda'nın baş celladı Papesko bu. Kendine saygı göstermeyeni affetmez. İyi bak Angela. O yabancı bunların arasında mı? Angela, burada mı yabancı? Hayır, yok. Niye durdun? Başım döner gibi oldu. Bunların arasında yok Majeste. Demek o yabancı bunların arasında yok. Hayır Majeste. Bana bak kumandan. Aramaya devam edin. O yabancıyı mutlaka bulmalısın. Emredersiniz Majeste. Bu adamları bırakalım mı? Hayır. Hepsini kaza oturtun. Durun. Durun beni dinleyin. Söyleyeceklerim var. Söyle. Ne istiyorsun? Bu kadar cana kıymanıza gerek yok. Ya neden gerek yokmuş söyle bakalım. Çünkü aradığınız yabancı benim. Sen mi? İnanmayın Majeste. Yalan söylüyor. O yabancının bu genç olmadığına eminim. İyi ama tehlikeli bir yalan bu. Neden söylesin? Kaybedecek bir şey yok ki. Ötekileri kurtarmak için kendini feda ediyor. Ama kurtaramayacak. Çünkü hepsini kazıklayacağım. Kararım kesindir. Yalnız bu adamı ayırın, sorguya çekeceğim.
Adın ne senin? Cafer. Hangi millettensin? Arnavut'um. Adamlarımı sen mi öldürdün? Evet. İyi ama orada bulunan kız seni tanımadı. Buna ne dersin? Tanımamak da haklıdır. O sırada bir karış sakalım, başımda da külahım vardı. Doğru mu söylüyor Angela? Evet ama o adam bundan daha çok iri yarı insan azmanıydı. Küçük hanım heyecandan beni bir dev sandı galiba. Kendine bu kadar güveniyorsa Papesko'yla dövüşsün. Kiminle istiyorsanız dövüşmeye hazırım. Sen ya bir şarlatansın ya da bir kahraman. Bunu öğrenmek için seni Eflak'ın en güçlü adamıyla dövüştüreceğim. Kaybedersen öleceksin. Ya kazanırsam? O zaman da bir Türk casusu olup olmadığını öğrenmeliyim. 3 Türk öldürdüm. 6 ayda hapiste yattım. Edirne mahpushanesinden birkaç ay önce kaçtım. Doğru söylediğini nereden bileyim? Sen belki de hayatıma kastetmek isteyen bir düşmanımsın. Eğer isteseydim şimdiye kadar sizi 5 defa öldürebilirdim. Beni nasıl öldürebilirsin be aptal adam? İşte böyle. Amacım sizi öldürmek olsaydı, bu bıçak şimdi kalbinize saplanmış olurdu majeste. Yarın cellat Papesko'yla dövüşeceksin. Kazanırsan canını bağışlarım. Bir misafiriniz var. Gelsin. Yürü. Geçmiş olsun. Türksünüz galiba. Evet, adım Mustafa. Bunlar da arkadaşlarım İskender'le İshak. Yoksa siz Türk elçileri misiniz? Evet, ne olacak? Ben de sizi arıyordum. Allah'a şükürler olsun, sizi sağ salim bulduğuma çok sevindim. Niçin arıyorsun bizi? Fatih'in fedaisiyim. Adım Murat'tır. Kara Murat. Buraya Fatih'in emriyle sizi kurtarmaya geldim. Hükümdarımızın turası. Buyurun kraliçem. Cafer'i getir bana. Emredersiniz kraliçem. Buyurun, bir emriniz mi var? Size bir ricada bulunmaya geldim. Sizin için her şeyi yaparım. O halde yarın dövüşeceğiniz genci öldürmeyin. Bunu benden nasıl istersiniz? Herkese rezil kepaze mi olayım? Eğer onun hayatını bağışlarsanız karşılığında ne isterseniz veririm. Teklifini kabul ederim. Ama ücretimi de peşin isterim. Alın bunları, hepsi sizin olsun. Hayır, ben yalnız... yalnız seni istiyorum. Seni istiyorum, anladın mı? Hayır! 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 Bırak beni!
Aç kraliçenin emri! Benimle geleceksin. Her şeyden önce şunu öğrenmeliyiz. Macaristan'la Eflak arasında Türklere karşı yapılmış bir anlaşma var mıdır, yok mudur? Bence vardır. Voyvoda Vlad bizden önce Macar elçilerini kabul etmiş. Demek bir anlaşma olmuş. Bu anlaşmayı ne bahasına olursa olsun ele geçirmeliyim. Seni kraliçe istiyor Cafer. Benimle gel. Etmeyecek misin? Johan! Bunu zindana götür. Emredersiniz majeste. Hazırlan, yarın kanını içeceğim. Ne haber, ne oldu? Kraliçe hazretleri bir hususu merak buyurmuşlar. Ben de o konuda kendilerini aydınlattım. Bu yabancı mutlaka ölmelidir. Ölecektir majeste. Bugüne kadar Papesko'nun elinden kimse kurtulamamıştır. Bunu siz de biliyorsunuz. Biz gene de işi şansa bırakmamalıyız. Şimdi derhal silahçıya git, uyandır onu. Ona bir kese altın ver. Ne yapıp etsin, yarınki dövüşte yabancının eline birkaç darbede kırılacak bir kılıç geçmesini sağlasın. Emriniz yerine getirilecektir majeste. Yabancıyı artık şeytan bile kurtaramaz. Dövüş başlasın!
Bahane et Popescu! Yalvarırım! Öldürme beni! Gerçekten çok yaman bir gençmişsin. Beğendim seni. Tutun şu köpeği! Söz vermiştin. Kazanırsan beni serbest bırakacaktın. Sözünden dönmek bir hükümlara yakışır mı? Ben Cafer'e söz vermiştim. Kara Murad'a değil. Oku şunun içindeki belgeyi. Beylerim, paşalarım, kumandanlarım, devletimin dostları, komşu ülkelerin hükümdar ve de devlet büyükleri. İş bu fermanım size ibraz edildikçe, onu taşıyan fedaim Kara Murat'a gereken ilgiyi gösterip, istediği yardımı yapasınız. Ona yapacağınız yardım banadır, ben bunu öderim. Fatih Sultan Mehmet Han. Buna ne buyrulur? Söyle, konuşsana! Fatih'in fermanı bana geçmez. Burada ben hükmederim! Atın şunu zindana! Atın! Konuşacak mısın? Ne söylememi istiyorsun? Buraya niye geldin? Fatih seni Eflak'a niye gönderdi? Niyetin nedir? Boşuna uğraşma! Dağılayım bu köpeği! Konuş! Bir köpeğe söylenecek sözüm yok! Bu köpek yarın sabah asılacak! Dış kapıya iki nöbetçi koy, yabancı gelmesin! Emredersiniz Majeste! Thank you.
öldürmedin beni? Sus! Ölüsün şimdi sen! Hayrola Papasko, gecenin bu saatini nereye? Bu sabah astığım adamı gömeceğim. Peki, geç bakalım. Geçmiş olsun Beyzadem. Sağ ol Mihal. Sen de sağ ol Papasko. Erkek adammışsın. Mertliği ve yiğitliği senden öğrendim, yolun açık olsun. Kraliçem, şu anda Kara Murat nerededir dersin? Herhalde cehennemdedir majeste. Orada cayır cayır yanıyor. Yansın köpek, yansın! Fatih, fedaisinin başına gelenleri duysa küplere biner. Fatih vız gelir bana! Arkamda Macaristan orduları var. Gel. Haklısınız majeste. Macar kralı Matyos Korinos, sözüne güvenilir bir dostumuzdur. Elbette! Öyle olmasa Macaristan, en büyük ruhani liderleri Başpiskopos Maskaris ile muavini Roboti hazretlerini bize elçi olarak gönderir mi? Hı? Elçiler ne zaman geliyorlar majeste? Belki de yola çıkmışlardır. Onlara muhteşem bir karşılama töreni hazırlamalı. Krallar gibi ağırlamalıyız. Geçmiş olsun! Bir haber var mı? Duyduğuma göre iki papaz Voyvoda'yı ziyarete geliyor. Efendi. Haşmetli Macar Kralı Matyos Korinos'un elçileri, Başpiskopos Maskaris Hazretleri ile muavini Roboti cenafları teşrif buyuruyorlar. Ülkemize hoş geldiniz muhterem peder. Allah sizi korusun. Size haşmetli kralımdan sevgi ve selamlar getirdim. Bu mektubu ve dostluğumuzun bir nişanesi olarak bu hediyeleri
zat-ı şahanelerine gönderdiler. Büyük müttefikimiz Kral Matius Korinos dostluk ve teveccühleriyle bizi bahtiyar etmişlerdir. Size karşı dostluğumuzda samimi, taahhütlerimize sadığız majeste. Devletinizin her zaman payidar olmasını dileriz. Sağ olun muhterem peder. Maalesef devletimiz şu anda tehlikededir. Korkunç ve müthiş bir düşman karşısındayız. Fatih Sultan Mehmet yalnız bizi değil, aynı zamanda bütün Hristiyan devletlerini tehdit ediyor. Haklısınız majeste. Fatih yeryüzüne gelmiş en kudretli hükümdar, ordusu da en kuvvetli ordudur. Müşterek düşmanımıza karşı mukaddes salep altında toplanmaktan başka çıkar yol yoktur. İcap ederse Fransa, İngiltere, Venedik ve İspanya'dan da yardım isteriz. Tanrı bizimledir. Uzun yoldan geldiniz muhterem peder, yorgun olmalısınız. Arzu ederseniz istirahat buyurun. Teşekkür ederim majeste. Angela, aziz ve muhterem misafirlerimizi odalarına götür. Emredersiniz majeste. Müsaadelerinizle majeste. Muhterem peder Roboti, burası sizin odanız. Teşekkür ederim. Buyurun muhterem peder Maskari, sizin odanız bu tarafta. Teşekkür ederim güzel kızım. Burada kalacaksınız. Kaldığınız sürede hizmetinize ben bakacağım. Buna çok memnun oldum. Bir emriniz var mı muhterem peder? Hayır yavrum. Yalnız sana bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Çok üzgün görünüyorsun. Sebebini öğrenebilir miyim? Benim derdime derman yoktur muhterem peder. Keşke ölsem de kurtulsam. Ölümü düşünmek için daha çok gençsin yavrum. Birini seviyordum, öldürdüler. O benim her şeyimdi. Korkusuz, yiğit bir kahraman. Şimdi ise yapayalnız kaldım. Yaşıyorsun sen! Murat! Niye geldin buraya? Hayatını neden tekrar tehlikeye attın? Dönmek zorundaydım. Çünkü burada sen vardın. Sonra alınacak öcüm ve Fatih'in bana verdiği görev. Voyvoda'nın Macaristan'la yaptığı askeri anlaşmayı mutlaka ele geçirmeliyiz. Askeri taahhütlerimizi harfiyen yerine getireceğiz, ancak çok ihtiyatlı olmak zorundayız. Fatih Sultan Mehmet maksadımızdan haberdar olmamalı. İyi akşamlar majesteleri. Size içki getirdim. Bırak oraya. Size içki vereyim majeste. Buyurunuz majeste. Sen ne şeker, ne tatlı şeysin böyle. Majestelere iltifat buyuruyorlar. Lucia, kraliçem. Bu kız ne arıyor burada? Görüyorsun, bana hizmet ediyor. Bu gece size ben hizmet etmek istiyorum majeste.
Pekala, öyle olsun. Bizi yalnız bırak Angela. Emredersiniz majeste. Yalnız beni sevmeni istiyorum. Kollarına al beni, seninle olmak istiyorum. Ne oldu? Başaramadım. Ben tam oradayken kraliçe geldi. Öyle korkuyorum ki. Korkacak ne var? Onun ne kadar kıskanç olduğunu bilemezsin. Angela benim için bir tehlike. Voyvoda'yı avucuna almasına müsaade etmeyeceğim. Kocam o benim. Sevsem de sevmesem de kimseye kaptırmam. Kocamla arama giren bu kadın ortadan kalkmalı. Anlıyor musun Johan? Evet majeste, çok iyi anlıyorum. Onu bu gece öldürmeni istiyorum Johan. Emredersiniz majeste. Onu şimdiden ölmüş bilin. Yalnız hiç kimse bizden şüphelenmemeli. Merak etmeyin majeste. Ben karda yürürken bile iz bırakmam. Öldürdün mü onu? Kara Murat! Kara Murat mı? Johan! Bu bir Osmanlı hançı. Johan ölürken son sözü Kara Murat oldu. Kara Murat olamaz! O öldü! Bu başka bir Türk casusu olmalı! Görüyor musun muhterem peder? Casuslar artık yatak odalarımıza kadar sızıyorlar! Allah sizi korusun majeste! Bu Türk casusu hemen yakalanmalı! Türk elçilerine eziyet edin, casus onları muhakkak kurtarmaya gelecektir! Emredersiniz majeste! Haklısınız majeste. Bütün kapılar tutulsun. Nöbetçilerin sayısı arttırılsın. Bütün bunları yapan bir tek kişi majeste. Kara Murat. Onu gözlerimle gördüm. Sen hayal görmüşsün. Kara Murat öldü. Türk elçileri yakalandı fakat casus kaçtı majeste. Beceriksiz köpekler! Emirlerimi aynen yerine getir. Bana kraliçeyi çağır. Emredersiniz majeste. Murat! Anlaşma nerede? Ne anlaşması? Benden ne istiyorsun? Macaristan'la yaptığın anlaşmayı. Dur! Çıkart yoksa gebertirim. Kara Murat! Askerler! Muhafızlar! Yukarı gelin! Çabuk! Yakalayın bu taraftan kaçtı! Çabuk! Çabuk!
Durun siz! Bir şey mi istediniz evladım? Biraz evvel buraya biri girdi, gördünüz muhterem peder. Hayır evladım, burada sadece Ulu Tanrı ile beraberiz. Fakat muhterem peder... Ne istiyorlar sayın peder? Söyle oğlum. Affedersiniz muhterem peder, sizi rahatsız ettik. Kara Murat'ı arıyoruz da. Kara Murat mı? O bir şeytandır. Gelin, gelin de sizi takdis edeyim evlatlarım. Gelin. Diz çökün, diz çökün. Ey Ulu Tanrım, sen bu kahraman askerleri Kara Murat denilen şeytanın şerrinden koru. Amin. Amin. Sağ olun muhterem peder. Kalkın. Yürüyün. Majesteleri üzüntülerle dolu yorucu bir gün geçirdiler. Haklısın, gerçekten çok yorgunum. Sinirlerim harap oldu. Buyurun majeste, bu şarap sinirlerinizin yatışmasına yardım eder. Sağ ol Angela, teşekkür ederim. Afiyet sıhhatine. Olsun majeste. Çok güzelsin Angela. Majesteleri iltifat buyuruyorlar. Güzelliğin kanımı tutuşturuyor. Aklımı başımdan alıyor Angela. Bakışların büyülüyor beni. Majesteleri ne kadar güzel konuşuyorlar. Senin bu güzelliğin karşısında taşlar bile dile gelir Angela. Oh, majesteleri beni şımartıyorlar. Seni seviyorum Angela. Deliler gibi. Fakat sizin karınız var. O ülkemin kraliçesi. Sense gönlümün kraliçesi. Sarayımdaki bütün zehirler tesirsizdir. Bunu alın, gebertinceye kadar dövüp konuşturun. Konuşur, her şeyi itiraf edersen hayatını bağışlarım. Kendime adadığım dava yanında hayatımın değeri yoktur. Söyle, suç ortağın kim? Ben bir Türk kızıyım, ne yapsanız konuşmam. Nasıl olsa bana bu yaptıklarını yanına koymayacak, senden öcümü alacaktır. Senin sevgilin mi yoksa bu Türk casusu? Evet, o benim hayatta sevdiğim tek erkek. Her şeyim, yaşama gücüm, kuvvetim. Budala, bu aşk senin hayatına mal olacak. Son nefesimde onun adını anarak can vereceğim. Ama o seni sevmiyor anlaşılan. Sevse imdadına koşardı. Sevdiğim adam yeryüzünün en mert insanıdır. Hani onun mertliği? Ortaya çıksa ya! Erkekse sevgilin çıksın ortaya! Beni seviyorsa çıkmamalı. Hayatını tehlikeye atmamalı. Bu kahpeyi elçilerle beraber derhal öldürün! Öldürün! Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. Hadi bakalım, Fatih gelsin de kurtarsın sizi. Fatih yoksa fedaisi burada. Kara Murat! Ben de sizdenim Kara Murat.
arkadaşlar. Bu taraftan gideceğiz. We'll be right back.
Edebilirsiniz. Yürüyebilecek misin? Benim işim bitik. Siz kendinize bakın. Biraz gayret et Popesco. Hadi. Ömrümce köpek gibi yaşadım ama şimdi insan gibi ölüyorum. İki ayrı yoldan girelim. Emriniz yerine getirildi Majeste. Düşmanlarınızın hepsi öldü. Kara Murat da öldü mü? Öldü. Onu iki arkadaşıyla beraber mahzende kıstırdılar. Barut fıçıları infilak edince paramparça oldular. Bana büyük bir hizmette bulundun. Seni mükafatlandıracağım kumandan. Sağ olun Majeste. Kara Murat'ın kellesini bir mızrağın ucuna geçirip saray kapısına dikin. Emredersiniz Majeste. Ağlıyorsun Angela. Kara Murat'ın ölümü çok mu dokundu sana? Üzülme Angela. Sevgilin cehennemde. Yakında seni de onun yanına göndereceğim. Korkmuyorum. Ne duruyorsun, öldürsene beni. Acelem yok. Seni yavaş yavaş öldüreceğim. Canını katre katre alacağım. Sen bir hainsin Angela. Beni düşmanlarıma sattın. Cezanı çekeceksin. Sen de aşağılık bir adamsın. Geber kaltak! Kara Murat! Murat! Kadınlara kılıç çekmek erkeklik değildir dostum. Sen ölmedin ha? Henüz öyle bir niyetim yok. Muhafızlar! Onları bir daha göremeyeceksin! Zeynep sen şu anlaşmayı ara! Thank you.
için! Bu babam için! Bu da öldürdüğünüz masum Türkler için! Yıllarca önce ağamın kolunu bacağını kesip öldürtmüştün. Hazır ol, şimdi sıra senin. İşte orada. Nihayet cezasını buldum.